Ve 73,2 milyon euro ile en değerli Türk futbolcu olan Arda Güler için olay iddiayı duyurdular. Kafasına koydu. Ayrılmayı düşünüyor. Jose Mourinho bizzat iletişime bile geçti. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe'den İspanyol devir Real Madrid'e transfer olan Arda'nın bu sezon başından bu yana takımda gelişen sakatlıklara rağmen beklediği süreyi alamaması genç yıldızı takımdan ayrılma düşüncesine sürüklediği öne sürüldü. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Arda Güler'in artık Ancelotti'nin onu oynatacağına dair olan inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı artık bir seçenek olarak gördüğü belirtildi. Real Madrid cephesinin yıldız futbolcuya olan inancını koruduğu aktarılan haberde Arda'nın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğü yazıldı. Hatta Jose Mourinho sezon başı Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanması için Real Madrid'le doğrudan iletişime geçtiği, İspanyol devinin Arda'nın bu sezon daha fazla gelişim kaydedebileceğine inandığı için bu teklifi Mourinho'nun isteğini reddetti. Reddetti ancak Arda halen oynatılmıyor. Tuhaf bir çelişki ve bunun üzerine Madrid ekibiyle 5 yıl sözleşmesi bulunan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılmayı seçenek olarak gördüğü, süre alamamaya devam etmesi durumunda başka kulübe imza atma konusunda net bir karar vereceği belirtildi. İtalyan patron Ancelotti ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında Arda'nın gelecek yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirterek az oynuyor. Çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda ifadelerini kullanarak neden az süre verdiğine açıklık getirmişti. Szymański yerine Arda Güler'in olduğu düşünüldüğünde Mourinho'nun elindeki Arda Güler'le Fenerbahçe'nin çok farklı olacağı kesin. We'll be right back.